Let's go mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh, hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit Selamlar, Havit markasının transparan bir gaming klavyesi ile birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu klavye böyle aslında çok fazla tercih edilebilecek hem görüntü açısından hem de kullanım açısından güzel bir imkan sunuyor sizlere. Oyunculara hitap eden bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bu klavye bir custom klavye tarzında. Yazılımı sayesinde her tuşa makro atayabiliyorsunuz veya tuşlara tek tek renk seçenekleri atayabiliyorsunuz. Ayrıca müziğe duyarlı güzel bir ritim özelliği de bulunuyor. Klavyenin birazdan kutu açılımını yapacağız. Sonrasında sizlere yazılımını ve klavyeyi detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Keza şu anda klavyenin detaylı görüntülerini görüyor olacaksınız. Klavyenin iki tane yükseltme ayağı bulunuyor ve bu yükseltme ayağı sayesinde isterseniz en tepede isterseniz bir tık yüksekte kullanabiliyorsunuz. Bunun da ayarlanabilir olması gerçekten güzel olmuş. Klavyenin 44 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Ne çok kalın ne çok ince. Gerçekten görünüm açısından diğer küçük klavyelere göre bence güzel bir hizmet veriyor. Siyah rengin üstüne transparan bir klavye yapısı bulunuyor tuşları lazer kesim değil zaten transparan olduğu için lazer kesim yapılamıyor. RGB her renk atayabiliyorsunuz ve çeşitli birçok animasyonu bulunuyor. Bunları da yazılımıyla değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz tek renkte yakabiliyorsunuz bu arada. Kırmızı, mor, mavi gibi renkleri de kullanabiliyorsunuz. Ben oyun performansında da deneyimledim sizler için güzel bir oyun performansı da veriyor. Ayrıca baktığınızda klavyeniz masanızda çok güzel duruyor. Ve klavyede şöyle de bir özellik bulunuyor. Arka kısmında kabloyu istersen sağından istersen solundan geçirerek kablo karmaşasını bir tık önleyebiliyorsun bu klavye ile birlikte. Havit markasının 875L olan modeli olarak geçen bu klavyenin şimdi kutu açılımını yapalım ve sonrasında detaylı özelliklerini sizlere paylaşıyor olacağım. Şimdi geldi görünüm kutusunu açmaya hemen şöyle bir ufaktan kutusunu açayım. Zaten klavye Şeyi biliyorsunuz kullanıyorum hali hazırda ama içerisinden çıkan diğer ürünleri de göstermek istiyorum sizlere. Klavye bu şekilde poşetiyle birlikte tarafımıza geliyor. Klavyenin içerisinden böyle ESC tuşu çıkıyor. Diğer beyaz olan modeliyle bunu değiştirebiliyorsunuz. Eğer beyazı sevmezseniz bunu da takabilirsiniz klavyenizin üstüne. Görmüş olduğunuz gibi kullanım kitapçıkları, sticker ve garanti belgesi de kutunun içerisinden çıkıyor. Ayrıca Havit'in burada hangi ürünlerinin olduğu da bir katalogda tarafınıza gelmiş oluyor bu kutunun içerisinde. Kutunun içerisinden switchlerini ve klavyeyi çıkartabil, Yani tuşlarını çıkartabileceğiniz bu şekilde bir aparatı da geliyor. Bununla rahatlıkla klavyenin üzerindeki tuşları ve switchleri sökebiliyorsunuz. Son olarak kutunun içerisinden bir adet Type-C ve USB girişli bir kablo geliyor bu hasır kablo 1.8 metrelik bir kablo yapısı var ve gerçekten kablo birbirine dolaşmıyor hasır örgü olmasının sebebi de bu kaliteli bir kablo yapısı da bulunuyor kutu içeriğinden tüm çıkan aparatları gösterdim hadi gelin bir de sizlere ürünün yazılımını gösterelim ve klavye ile nasıl çalıştığını sizler de görmüş olun bu bölüm ise makro buradan da makro atamalarınızı yapabiliyorsunuz burada artı eksiler bulunuyor ya da buradan işte tuşlarını seçebiliyorsunuz klavyenin ve buradan niv dediğinizde seçtiğiniz tuşa makro atayabiliyorsunuz. Ben şu anda herhangi bir makro atamayacağım. Onun dışında burada ışık bölümleri bulunuyor. Statikte şu anda statik dediğinizde direkt sabit yanıyor. Single dediğinizde de bir harfe bastığınızda o harfin ışığı yanıyor ve burada single off dediğimizde gene komplesi yanıyor. Burada bastığımızda bir işaret olmuyor. Birçok çeşit var. Hepsini göstermeye çalışıyorum sizlere zaten kamera açısına da klavyeyi bu şekilde yaptım ki net olarak görebilin diye hem de en azından programı görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bu klavyede her tuş yanıyor. Yani ışığı hepsinde farklı yapabiliyorsunuz. Spektrum var mesela. Spektrumda ışık geçişleri oluyor. Bakalım bu neymiş? Bunu da merak ettim. Scrolling var. Rolling var mesela. Buradan bu arada işte parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz hızını vesaire. Aslında birçok efekte speed yani hızını birazcık düşürdüğünüzde daha güzel oluyor. Ve buradan renklerini görebiliyorsunuz zaten. Burada rotasyon var hemen speedine bakalım. Çok kısalım biraz daha. Hatta en fazlaya getirelim. Bak görüyor musun hızlı bir şekilde akıyor. Yani kameraya da net gözükmüyor olabilir. Onun dışında şuna bakalım bu neymiş. Bu da bir tuşa bastığında Mesela U harfine bastığında o sırayı komple yakıyor. Bu da güzel. Şuna bakalım. Bunda da dışarıdan içeriye doğru bir efekt veriyor. Bak gördün mü? Bu da güzelmiş. Ama en çok sevdiğime geleceğiz birazdan. Ripples diye bir şey var. Bu da gene bir harfe bastığınızda komple ışıklandırmayı yakıyor. Bu da güzel bir efekt. Flowing takip diyor. Bu da komple böyle aşağıdan başlıyor sıra halinde tüm ışıkların serilerini tek tek yakıyor. Bu da güzel. Benim en sevdiğim bu işte dalga gibi. Bak şimdi bunun speedini açıyorum şuradan daha kötü oluyor. Yani hepsi yandığı için. Bak şimdi en fazlasını açtım. Yani bu şekilde saçma oluyor. Ama mesela böyle daha kısa yaparsak ve hatta şuradan da ışığı bir tık kısarsak daha güzel olabiliyor. Biraz açalım ışığı. Ya da istersen en son parlaklıkta aç. Bence bu en çok güzel olan versiyon. Tilt de böyle sağa doğru yakıyor. Bunun da bir speedini kısalım. Bak bu da güzel oluyor speedi kıstığımızda. Bu da böyle güzel. Bir de shuttle var. Shuttle'ı bilmiyorum tam ne yaptığını. Bunda böyle hani renkleri biraz daha vurguluyor geçerken. Kay kaygınımsı bir işlem yapıyor gibi bir şey. Burada da kapalı var. İstersen kapalı da kullanabilirsin. Ama benim en çok sevdiğim tilt ve pulsating yani dalga gibi bir şey. Tilt de güzel, pulsating de güzel. Şimdi bu ışıkları gösterdik. Burada baktığınızda gene burada işte W, -A -S -D ye renk atayabiliyorsun. Yani tek tek tuşlara renk de verebiliyorsun. Buradan artı butonuna bastığında işte buradan select al diyebilirsin ya da tek tek seçerek vesaire bunları yapabilirsin. Şimdilik bunu kaldıralım. Burada farklı gene bölümler bulunuyor. Bunları çok fazla kurcalamadım. Bak bu da müzik sesine göre kendi ritim veriyor. Burada birçok ayarı bulunuyor. Bak mesela rainbow yapalım. Şu an bu ritme göre yapıyor. Böyle. Spektrum var. Arka planı vesaire ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Telifsiz bir müzik açmak istedim. Yani birçok ayarını yapabildiğiniz özelleştirilmiş bir programı var. Bence güzel bir hani buradan görebilirsiniz. Klavye şu anda arkamda takılı ve aktif olarak kullandığım bir klavye. Gelin şimdi bu klavyenin sizlere detaylı teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Ve alacak arkadaşlarımız ya da kullanmayı düşünen arkadaşlarımızın da bir kaç aklında fikir olsun. Ve sonrasında kullanıcı deneyimi yorumlarımı da paylaşıyor olacağım sizlerle. Switchlerin 50 milyon tık ömrü bulunuyor. Red Switch olarak geliyor. Switch modeli 2 pinli content marka. İlk defa duyduğum bir marka bu arada. Yazılımıyla tüm tuşlara makro atayabiliyorsun. Type C ve USB bağlantı kablosuyla geliyor. 1.8 metrelik hasır örgü bir kablo yapısına sahip ve bu kablo yapısı sayesinde herhangi bir dolaşma ve karmaşa yaşatmıyor bu kablo. Hasır örgülü kabloları bu yüzden seviyorum. Sizlerin de tercihi mouse ve klavyelerde bence hasır kablo olması daha iyi olacaktır bu da size bir önerim. Ürün ABS bir plastikten üretilmiş fakat dayanıklı bir yapıya sahip, ağırlığı da oldukça iyi. Şu anda herhangi bir ölçüm yapmadım ama gerçekten biraz ağır bir ürün. Küçük olmasına rağmen işlevsel ve tüm oyunlarda, tüm ofis programlarında ya da yapacağınız grafik tasarımlarında herhangi bir işinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir klavye modeli olduğunu unutmadan söylemek istiyorum. Windows ve MacOS işletim sistemlerinde kullanabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Klavyeyi istersen Windows normal benim kullandığım Windows'ta ya da istersen Mac cihazlarında kullanabiliyorsun. Arka kısmında bir butonu bulunuyor. İster Windows'a çek istersen MacOS işletim sistemine çek. Bu sayede MacOS'ta kullanacağın zaman tıkı yukarı kaldırıyorsun. Windows'ta kullanacağın zaman da aşağıya butonu indirdikten sonra kullanabiliyorsun. Bu açıdan da güzel bir işlem olduğunu söylemekte fayda var. Ve klavyenin üzerinde de MacOS'a ayarlı yazı tuşları bulunuyor. Bunları da kontrol etmen de kolaylaşıyor. Klavyenin üzerinde 98 tane tuş bulunuyor ve switchleri değiştirebiliyorsun. Yani bunu custom kendine göre ayarlayabiliyorsun ama bence hiç ayarlamana gerek yok. Gerçekten klavye böyle yakışıklı duruyor ve hissiyat olarak da Tuş basım hissiyatı gerçekten iyi Ayrıca ESC tuşuna baktığımızda Beyaz renkte geliyor klavyenin üzerinde Ve kutunun içerisinden siyah renkte Gene klavyeye yakın bir renk olarak da çıkıyor İstersen beyazı beğenmediysen siyahla da değiştirebiliyorsun Klavye gerçekten oyun performansınızda Çok fazla böyle tıklamalarda ses yapan bir klavye değil Klavye Red Switch'in tadını veriyor ve Çok fazla böyle aşırı derecede ses yapan bir Şimdi gelin bir tuş seslerini yakından birlikte dinleyelim duymuş olduğunuz gibi klavyenin gerçekten tatlı ve böyle Tok bir sesi bulunuyor. Bu da klavyede oyun oynarken veya yazı yazarken biraz daha heveslendiriyor sizleri. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Çünkü tuş hissiyatıyla birlikte o sesin çıkması bence güzel. Red Switch bu arada en sevdiğim klavyeler arasında yer alıyor. Ki bu klavyede anti-ghosting özelliği de bulunuyor. İstersen 10 tane tuşa aynı anda bassan da tüm tuşları algılayabiliyor. Klavye ile ilgili anlatabileceğim aslında birçok özellik bulunurken yazılımını zaten sizlere gösterdim. Yazılımından tüm ayarları yapabiliyorsun. ...makro tuşlarını her tuşa atayabiliyorsunuz. İstersen işte W tuşuyla ses aç, ses kız... ...ya da A tuşuyla müziği durdur başlat bir sürü makro tuşuna atama yapabildiğiniz ve müziğe duyarlı olan bir klavyeden bahsediyoruz. Arka planda dinlemiş olduğunuz müzik bilgisayarınızda açıksa klavye zaten Type-C'den USB'ye bilgisayarınıza bağlı olduğunda ritim şeklinde güzel animasyonlar yapabiliyor ve bunların arka planlarını da nasıl animasyonlar yapabildiğinizi de ayarlayabiliyorsunuz. Arka planda bir müzik veya film izlediğinizde ya da çaldığında müzik en azından masanızda güzel bir görsele sahip olabilecek bir klavye olduğunu da unutmadan söyleyeyim. Ayrıca benim en sevdiğim dalga şeklinde olan RGB animasyonu siz de muhtemelen onu kullanacak olabilirsiniz ve tilt olan animasyon da güzel. Böyle güzel sağa doğru akan bir animasyon şekli bulunuyor. Klavye ile ilgili senin düşüncelerin neler? Yorumlarda buluşalım. İncelememi istediğin farklı ürünler varsa da gene bana yorumlardan veya Instagram'dan ulaşabilirsin. Videoyu izlediysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.